Eğir ile Kenan'ın ortak işlerinden biridir. 3-5 senede bir olur, o kadar. Hı? Azat, ne dersin? Silah alımı. Dışarıdan biri geliyor, resmen var olmayan biri. Bir paket sunuyor. Ciddi bir silah paketi. Burada bir aracı o paketi onlar adına alır. O Eğir oluyor. İşin o tarafını 10 senedir o hallediyor. Resmi bir şirketi var silah satmak için. Artık onun paketi oluyor. Asıl kaynak arkadaki hayalet satıcı. Ama o kadar yetmez. O kadarı yetmez. Birinin ihaleyi, alımı kontrol etmesi gerek. He? Birinin her şeyin doğru gideceğine güvence vermesi gerek. O da tabii ki. Kenan. Hayalet amca hep bildiği insanlarla iş yapmak ister. Ama ara sıra da havayı koklar. Kim eski, kim yeni? Biz mi gireceğiz devreye? Biz giremeyiz Ali. Biz giremeyiz. Ama girmek isteyen arkadaşlara destek olabiliriz. Var öyle birisi. Ama tecrübesiz. Ama sen tecrübelisin. Çünkü yaptın daha önce böyle işler. Ben öyle diyemem. Yani var bir kulak dolgunluğum derim. O kadar. Bugün olmaz dayım. Yeğen, Yusuf Eğir sana savaş açtı. Bekleyecek. Beklemez. Bu iş olmasaydı eğer hiç beklemezdi. Biz şimdi onun kolunu kıracağız. Şimdi olmaz dayı. Şimdi başka bir iş yapmam gerek. Ali, Azat çıkın siz. Çıkın. Eski savaşlar bitti yeğen. Bu yeni bir savaş. Akıl kullanacağız. Eğir'in saygınlığını alacağız. Etrafında dolaşıp yanlış yapmasını bekleyeceğiz. Biliyorum dayı, biliyorum. Bilmiyorsun yeğen. Bilmiyorsun çünkü ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu adam beni çalıştı. Bütün açıklarımı öğrendi. Sonra Kenan'la beraber indirdiler beni yeğen. İndirdiler. Ben bu savaşı tek başına nasıl kazanacağımı bilmiyorum. Bu benim bile kazanamadığım bir savaş çünkü. İmkansıza girdik ya. İmkansıza. Ancak sen ve ben. Tek yumruk olursak kazanabiliriz. Sen ve ben. Sana yeni bir zırh aldım yeğen. Bundan sonrasına uygun. Bir dene ha. Sonra da hana gel. Ali, Azat. Hadi gidiyoruz, hadi.